MLBB Türkiye Şampiyonası birinci hafta ilk gün son mücadele Fireflux S2G'ye karşı söz sunucularda. Teşekkür ederiz değerli Sayın Başaran. Fireflux S2G'ye karşı bayağı engelledi. Yani 3. dakikayı aşmamıza rağmen henüz skor yok. Evet, Rosa şu anda bir yandan da arka taraftan takım arkadaşlarına görüşlerini verdi. Kasio burada yakalanacak mı derken çok güzel bir yaptı. Robin sersemde canları az kaldı. Minato patlamaya çalışılmaz. Ay yok ediliyor Rosa. Geri çıkmak zorunda. Tienz arada kaldı. Güzel bir skor çıkardı ama buradan ölmeden gidemeyecek Rosa. Hala arada Begin'in peşinde üstüne doğru gitmeye çalışıyor. Begin'in canını bayağı sattı ve gitmeden belki de skor alacak derken. Rosa çıkıyor. Rosa Yili ölçüsünü tam zamanında kullandı. Bir de üstüne ışınlanmasını verdi ve buradan hem skorunu aldı hem de ölmeden çıkmayı başardı. Rosa'dan güzel oyun gerçek. Düşmesi işlem bile değildi. Hem skorunu alıyor. Daha sonra bağladı birbirine. Beraber Lunar bağladı. Bu arada elinden ciddi hasar. Şimdi geriye döndüler ve iyi bir skor çıkıyor burada. Kazuya 2 skor birden bulmuş oldu. Takım arkadaşlarının da desteğiyle beraber tabii ki Lunar'ın da iyi oyunu buradaki skorları sağlayan hareketli onun da altını çizmemiz sadece lazım. Sadece Lunar değil. Burada Robin'in attığı o ışınlanma pozisyona girişi geri doğru çekmesi ikiliye yazar. Martins'ine gelip tamamlayıcı o gol vuruşunu yapması işleri değiştirdi. Apex kule alacaklar. Makroni sıkıntı yok. Apex burada yüksek kullandı. Rosa pozisyon arkadan girdi. Sigibo'nun üstünde baskı. Sigibo geri doğru uzaklaşmaya çalışıyor. Rosa Lila ultisi kullandı. Geri çıktı ama buradan Lila'nın kendisi kaçamıyor. Evet, Begin düşmüş oldu böylelikle. Hatta bir skor çıkma daha ihtimali var. Kara olacak bu isim ki buradan kendini kurtarması pek mümkün değil gibi görünüyor gözümüzdeki. Keza öyle pozisyonu dikkat etmeni istiyorum. Gunivere çok güzel derken Lunar burada Apex'le beraber Alien'ı bağladı. Birbirlerinin yanından uzaklaşamıyor derken Gunivere'nin pozisyonu gerçekten bayağı sıkıntı derken Tienzi. Atladı Lunar kesmeye çalışırken Lunar burada misilmesini verdi. Apex'ten 4 kişilik bu ülke. Çok iyi Apex'in canı düşecek. Az arada kalan Apex'i düşürmeyi başardılar. Sigimon'un üstünde Alien var. Kule altına aldı. Alien kule altından çıkarmayı başardı ama kuleden şu anda Alien hasar yemeye devam ediyor. Bakalım kesebilecek mi derken. Evet. Kesmeyi başardılar. Sigimon Bastian'la beraber üstüne giderken Karo. Şu anda Tienzi'nin peşinde kazıyor. Pençesini attı. Tienzi'yi düşürmeye çalışıyor. Tienzi'nin şefini kullandı. Arka tarafta Sunshine'si düşürmeye başarırken Tienzi geri doğru uzaklaşıyor. Sigibum da gitti der ki orta koridora savaş meselesi var. Sunshine'den bir ulti skor yok. Skor yok. Skor yok. Ulti'ye beraber skor alamadı. Tienz hala zorlamaya devam diyor. Karo görüşünü verdi. Begin orta koridorda. Savaş hala bitmiş değil. O yüzden hani oraları itmek durumunda değil iki takımda. Belki üstten birazcık kuş gelecek şimdi. Üste bir oyuncusunu yolladı S2G. Evet, üste bir oyuncusunu yolladı S2G. FF şimdi bunu fırsat verir mi? Bait Lord'um. Yani bait olarak kullanacak yani, Lord. Gelmeye üstüne çekmeye çalışıyor. Evet, yukarıdaki puşta durduruldu. FF'de zaten burası 4 kişiyken üstündeki bir oyuncu varken bunu fırsat olarak değerlendirmedi. Bakalım neler olacak. Apex şöyle bir hareketlenmek istemişti, sonuç yok. Gerçekten heyecanlı Murano bu arada. Yani çekti, bir satranç dönüyor burada. Hani baktığın zaman hata yapanın canı sıkılacak. Apex'e bir miktar hasar var. Hatta ciddi hasar var. Canı dolduruluyor. Begin biraz daha denedi. Devamı yok. Şöyle baktığımız zaman artık Alien'ın biraz önde kalması gerekebilir. Apex canını doldurana kadar ama Alien de bunu da başarabilecek. Güçte değil. Alien de Apex'in yokluğunda önde pozisyon almaya çalışırken onun da canı bayağı gitti. Lord'un 3'te 1 canının gittiğini söylememiz lazım. Alien tersten bir oyun oynamak isteyebilir. Şöyle baktığımız zaman Rosa'yı istediler birden açıkta görüp ama Rosa kendini korumayı bilecek. Tecrübeli bir oyuncu derken ağzıma yapıştırıyor mu cevabı? Hayır, canını doldurdu. Durmayı başardı. Rosa şimdi terste Begin'i cezalandırmak ister mi? Begin hemen çalılara geri döndü. Arka tarafta iki kişi sersemletme vardı. Kazuya terste kalır mı? Baktığımız zaman Kazuya'nın durumu gayet iyi. Hiç sıkıntı yok. Baktığımız zaman Apex düşüyor. Tienz skor bulabilir mi buradan? Karo düşen oyuncu. Lord'u kim alacak göreceğiz. Lord Tienz'de kaldı. Lord Tienz'de kaldı. Hemen burayı terk etme isteğinde aslına bakarsanız FF. İki oyuncusunun canı çok az. Hatta bir oyuncusu da yarı canda. Azaltmak için değil de daha çok üstümüze gelin diye vurmaya devam ediyorlar Begin. Karo ile birlikte en yana Kazuya arkada derken Rosa çok ciddi hasar verdi Tienzi. Geri doğru çıkmak zorunda ultisini kullandı Tienzi. Ultisi beraber çekmemesini sağladı ama burada Sisi'nin bağlaması geri çıkmasını engelledi. Karo arada kaldı. Ölümsünü veriyor. Kazuya hamlesini yaparken Lila. Burada Minotaur Apex skorunu aldı. Kazuya Sunshine üstüne gidiyor. Sunshine ışınlaması kullandı. Rosa da ultisiyle beraber geri çıkarken canlarının az olduğunu görürüz. Alien Karo'nun peşinde. Karo kesilecek mi? Alien kaçmayı başarıyor. Alien kaçıyor. Ama burada Lord var. Tienzi yokken Lord'u istersin. Kazuya da tersine kaldı biraz. Tienz burada Lord'u yine almayı başardı. Arada kaldı. S2G'ye elleri kolları bağlanmış bir şekilde sadece geri çıkmakla kaldılar. Evet, Alien. Ya Alien'ın 40 dakika Lord'a vurmuşluğu var. 2 dakika vurdu. Çok koymaz derken Begin üstüne denemeler Tienz. Burada denedi. Hızını kazandı. Geri doğru uzaklaşmaya devam ediyor.
Yorgun canı 66.000'lerde. Onu da tekrardan hatırlatalım. Rossa, Sunshine, Apex aynı çalı üzerinde beklemeye devam ediyor. Karo görüşünü aldı şu anda ama görüşü alırken kendi canından verdi. Görüş için 175'lik can bedelini ödedi. Evet, zaten ışınlanıyor bu arada. Yani FF farkında olursa bunun şu an o bilgi kendilerinde yok ama bir miktar Lord özelinde bir oyun isteyebilirler. Karo hemen hızlı bölgeye geri dönmek durumunda. Onu da söyleyelim. Ki yavaş yavaş da geliyor zaten aslına bakarsan. Geldi bile neredeyse. FF'in bu tabii ki infosu olmadığı için Karo'nun dönüp dönmediği üzerinde çok da hareketlenmediğini söylememiz gerekiyor ki keza bir oyuncularını Rosa'yı efendim aşağı koridora yollamışlardı. Şimdi Rosa aşağı koridorda kısmen kendini gösterdi. Belki S2G bunu fırsat bilebilir. Ama dediğim gibi yani Alien'ın pozisyonu iyi, Apex iyi süzmüştür rakiplerini. S2G'ye de bu fırsatı çok vermeyecekler. Alien'a şöyle bir deneme var, sonuç gelmeyecek. Buraya Rosa'yı getirmesi gerekiyor bu arada. FF'in burada fightlamak istiyorsa başka türlü mümkün bile değil. Apex'in canı ciddi miktarda azaldı, bir miktarda olacak. Burada iyi bir hasar var. Rosa geldi, Rosa geldi. Ciddi hasar çıkabilir. Rosa'nın gelişiyle beraber arkaya doğru hareketlenme. Rosa terste kaldı şimdi. Begin'in canı çok az. Apex yine aynı pozisyonda arkaya doğru sekiyor ama yani baktığın zaman Murano yine karşılıklı sürtüşme, yine skor yok. İki tarafta gerçekten çok temkinli oynuyor. Apex'in bir isteği vardı. Lord'un canı şimdi %25'lerde. Bakalım kimde kalabilir. Bu arada 1v1 bir savaş dönüyor diğer tarafta. Onu Rosa söyleyeyim. Rosa ile Lunar arasında. Lunar burayı öldü. Takip edecek mi göreceğiz. Bir miktar hasar da var. Şuraya baktığımızda Apex'in canı ciddi miktarda azaldı. Ölümsüzlüğü şimdi kullanıldı. Duvar doğmaz öldürülebilecek mi? Karo için de benzer senaryo gerçekleşecek mi? Hayır efendim. Diğer tarafa baktığımızda da burada düşen bir oyuncu daha görecek miyiz? Kovalama ihtimalleri var. Karo'yu çıkartmaya çalışıyor S2G tarafı buradan. Alien takip edebilir mi? Yani Begin biraz da Karo ile Alien'ın arasına girince o takipçiliğin sonunda pek gelmeyecek gibi. Olabilir belki takım arkadaşlarına. Tianzi biraz Kazuya'nın üzerine oynamıştı. Karo çok isteyecekleri bir hedef değil şu an açıkçası. Ama bir miktar hasar verdiler. Şöyle baktığımız zaman Alien Begin'e ciddi hasar çıkıyor. Begin canını doldurmayı hemen bilecek. Çalıların özelinde pozisyon alan takım FF şu anda. Lunar da katıldı S2G tarafına. Gerçekten bu Lord oyun kapanması anlamına gelebilir eğer ki burada iki takımdan biri hata yaparsa. Çünkü hani ciddi miktarda farma ulaştı iki takım da 80.000 dolaylarına yaklaştı. Hani birkaç kişinin uzun sürelerce ölmesi yeterli olabilir oyunun kapanmasına. Çok ciddi hasarlar var. Neredeyse herkes full item'a yaklaştı çünkü. Yaklaştı ne? Bitti, bitti. Item kalmadı. İkinci teçhizatı diziyor adamlar. İkinci teçhizatı. Kerry alt koda itilmek zorunda kaldı. Tianzi hasar yemiyor. O birazcık sıkıntı olabilir derken Tianzi yanlış yere doğru atladı. Begin geri doğru uzaklaşıyor. Bu ikisinin de verdiğini söylememiz lazım. Evet, Alien üzerinde bir sonuç çıkartma pek de mümkün değil. Yarı cana kadar düşürdüler ama takip etmek istemeyeceklerdir Alien'ı. Yukarıda bu arada Lunar var. S2G tarafı yine pozisyonda 4 kişi, onu söylememiz lazım. Lunar da şimdi bölgeye yavaş yavaş geliyor. Henüz Lord'a başlamış, bir miktar hasar vermiş, kısmen kendi tarafına çekmiş bir takım yok. Yukarıdan gelen push'a yine tekrar gitmeleri gerekebilir, onu da söylememiz lazım. Rosa yukarıyı tekrar itiyor. Bu da S2G'nin yukarıyla tekrar ilgilenmesi anlamına gelebilir birazdan. Yani İki tarafta birbirine hata yapmaya zorluyor açıkçası. Koridorlardan sağlı sollu. Baktığımız zaman ters ittirmelerle beraber Lord özelinde bir kişi eksik kalmak zorunda bırakmaya çalışıyor iki tarafta rakibini. Ama kısmen başarıldı bu. Buna verilen cevaplar da var. O yüzden sonuca tam gidilemedi. 31. dakikaya girdik bile, ciddi uzun bir oyundan bahsediyoruz sevgili Murano. Hata kaldırmayacak dakikalardayız. Bakalım neler çıkacak. Evet, şu anda bir yandan da koridordaki çalıdan görüş almaya çalışırken Karo üstlerine doğru gitti Tianzi. Sunshine ile birlikte orta korda orta. 3 S2G oyuncusu Lord'un üstünlüğünü almaya çalışıyor. Alien de aynı şekilde üstünlüğü kendi tarafına sağlamaya çalışırken artık görüşe döndü. Alien sadece görüş veriyor ve Lord'un canı çok yüksek. 80.000'lardan bahsediyoruz. 80.000 çok ciddi bir seviyede. Kesmek birazcık uzun sürebiliyor derken Apex arkadan girmeye çalışıyor. Burada yine ışınlanmasını veriyor. Çok yanlış açı, çok yanlış açı. Yani çalılar özelindeki oradaki vision'ı almak istedi yani. Çalılarda kimse var mı? En azından yoksa biz geçelim tarzı ya da varsa onu öğrenelim tarzı. Ama Apex'in tabii ki ışınlanmasını harcamasıyla sonuçlanıyor. Onu da söyleyeyim, bir atılım vardı bu arada. TNZ ciddi hasar aldı ama onu arada bırakabilecekler mi? Destek gerekiyor ona. Apex'in desteği lazım. Minotaur'un etkinliği burada işleri değiştirebilir. TNZ'nin ölümsüzlüğü alınacak gibi. Diğer tarafa baktığımızda Lunar hasar görüyor. Atladı. Lunar terste kaldı. Bakalım skor geliyor mu devamında? Karşılıklı hasarlar var. Yine skor yok. Yine skor yok. Yani bu kadar hasar atılıp
bu kadar skor çıkmadığı bir maç pek de yaşamayız açıkçası ama yani S2G bu arada Begin. Çok iyi hasar geldi. Tienz'e atıldı yine Karo ama yani oraya baktığımız zaman Begin'in düştüğünü görüyor olacağız. Rozan şimdi hareketliliği isteyebilir, bir skor alınmasıyla beraber Karo terste kalabilir. Diğer tarafta Alien'in ölümsüzlüğünün alınma ihtimali var. Alien düştü tam tersine düzeltiyorum. Diğer tarafta baktığımız zaman Kazuya'nın ciddi hasar aldığını söylememiz gerekiyor. Lord'u burada alacaktır. FF tarafı artık bundan sonra iki skor birden çektiler. Hem Begin hem Karo'yu düşürdüler. Kazuya de ölümden döndü. Verdikleri tek isim Alien. Kesme. Devamında Sigibum'da bulundu. Saniye öyle. Olaylarında bir Karo'nun geri dönüşü var. Ortadan kule gidecek gibi zaten. Lunar üzerinde bir hareketlendi. Bekir. Burada bir skor daha verirseler kesin biter bu arada. Lunar'ın ölümsüzlüğü alındı. Kazuya'nın yardım etmesi mümkün değil. Oyun kapandı gibi görünüyor açıkçası. Pek kapandı, de yapacak kapandı. Bir şey yok. Böylelikle de 1-0 öne geçmiş oluyor. Fireflux seride istediğini elde etti. Biraz zor oldu, biraz güç oldu ama sonunda istediğini elde eden takım Fireflux.